şu anda ekonomik kriz. Başkanlık, neden? Yani başkanlıkta 5. 6. sıraya gelen bir şey. Neden öyle? Çünkü şu anda Türkiye'nin durumu açık belli. Şey göre savaş durumunda gibiyiz yani. Bu şeyde insanların başkanlık sistemiyle ilgisi ne olabilir sizce? Ekonomik durum zayıf. Başkanlık sistemi mi gelmesi gerekir? Sorun mu yani? Ekonomik kriz daha önemli ya. Yani insanlar aç, işsiz, sıkıntı içinde, özgürlük yok, hiçbir şey yok yani. Şu anki ben ortamdan hiçbir şekilde memnun değilim. Yani olacağımı da sanmıyorum. Çoğu insan da memnun değil ama neden böyle halen aynı şekilde yürüyor bilemiyoruz. Başkanlığa da inat etmenin anlamı yok. Sonuçta herkes istediğini yine yapıyor yani. Ne diye uğraşıyorsun ki? Gelsin yapsın gene. Zaten yapıyor her şeyi. Hem başkanlık hem ekonomik kriz hepsi mevcut. Neden? Kardeşim Türkiye'de bir idare yok ki. Bir boşluk var. Aa işte en basitiyle Suriye'yi görüyorsunuz. Sorunu yarattık. Şimdi de kardeşim dünyadan yardım bekliyoruz. Aman bu işleri halledin diye. Öyle değil mi? Maalesef yani. İkisi de. Neden? Eşdeğer bana göre. Yani ikisi de önemli. Yönetim krizi var. Bak bir PKK'nın yakından gelemiyor Türkiye. Neden? Yıllarca, 30 yıldır PKK'nın yakından gelemiyor. Neden gelemiyor? Bunu bir düşünmek, sorgulamak lazım. Bir diğer konu, ekonomide ağır basmaya başladı. Bunu da kabul etmek lazım. Bunu da herkesin görmesi lazım. Teşekkür ederim. Şu anda ne diyeyim, ikisi de var. İkisi de var. Neden? Başkanlık, neden işte ekonomik kriz var mı? Var. Başkanlık krizi var mı? Var. Var değil mi? Şu anda Türkiye'nin her tarafı çevrilmiş şu anda. Dünyanın gözü Türkiye'de. Birileri de bir şeylerin peşinde, rant peşinde. Öbür tarafta adam hendek kazıyor ya. Senin güvenlik gücüne silah sıkıyor. Bunları barındırıyorsun. Ondan sonra ekonomi sallanır. Savaş var, ekonomi sallanmaz mı? Şu anda terör değil ki, savaş. Resmen bir savaş. Resmen bir savaş. Hele o bitsin, öbürü gelir. Başkanlık mı olacak? Demokrat sistem mi olacak? Onlar gelir zaten, düzelir memleket. Düzeneceğinden eminim. Güzel bir nesil de geliyor. Bak pırıl pırıl gençlersiniz. Bak ne güzel. Ama önce şu bir terör bir bitsin ya. Terör bir bitsin. Bakın şuraya ya. Millet kan ağlıyor ya. Savaş oluyor orada kardeşim. Gene bu memleket bu kadar ayakta duruyorsa bana şükür edin ya. Gene o günlere mi dönelim yani? Biz de bayrak salladık. 80 öncesinin delikanlısıyım ben. Evet ne oldu başı başına? Ne o lan ne? Soytarı kimin bayrağını sallıyorsun? Allah korkusu yok, kitap korkusu yok. Kimin bayrağını sallıyorsun? Amerika'nın bayrağını mı sallayacaksın? Sovyetlerin bayrağını mı sallayacaksın? Kendi bayrağını salla oğlum. 700 sene bu dünyaya hükmetmişsin. Bunu Allah için vermezseniz gönlüm kalır sizde ya. Mabal altında kalırsınız. Bak samimi söylüyorum, mabal altında kalırsınız. 700 sene dünyaya hükmetmiş memleketin haline bakın ya. Vallahi ekonomik kriz abi. Neden? Abicim asgari ücreti 1300 lira yapıyorlar ya. Elektriğe zam. Bak sigara içiyor, sigara da zam. Her şeye zam. Şu insanlar ondan sonra diyorlar ki niye böyle buralarda gezmiyor, alışveriş yapmıyor. Esnafa zaten zarar. Her şey ayrı bir zarar abi yani. En güzeli yani biraz daha ya ekonomiyi düzeltecekler ya da güzel bir yöntem bulmaları lazım yani buna. Başka türlü olmuyor yani. Ekonomik. Neden? Her şey pahalı. Yani memur insan, emekli insan yıkılıyor. Mahvoluyor. Başka. Teşekkür. En önemli sorunu başkanlık ve ekonomik kriz. Ekonomik kriz. Neden? Yani Türkiye'de bilinen, görünen çok aleni bir savaş var ve hala başkanlık diye ısrar edilmesini hiç anlamlı bulmuyorum. Hiç anlamlı bulmuyorum. Ekonomik kriz. Ekonomik kriz. Yani ekonomi daha önemli bence. Ekonomik kriz. Bilmiyorum öyle. Ekonomik mi, ekonomik kriz mi? Bence ekonomik kriz. Neden? Çünkü insanların aldığı maaş artı
insanların tekrardan ürün için, gıda için verdikleri para, yani ikisi birbirini dengelemiyor hiçbir şekilde. Başkanlık mı, ekonomik kriz mi? Bence Türkiye'de hiçbir şey yok abi. Her şey sorun. Her şey sorun. Suriyeli gelip burada 1300 TL destek mi alıyordu? Burs alıyorsa benim vatandaşım 1300 TL asgari ücret alıp ve bunu geri ödeme karşılığında çalışıyorsa bu ülkede hiçbir şey yok. Türkiye'den önemli sorun başkanlık mı, ekonomik kriz mi? Başkanlık. Ekonomik kriz. Ekonomik ihtiyaçların daha önemli olduğunu düşünüyorum. Ekonomik kriz tabii ki. Yani başkanlık olsa da olur, olmasa da olur. Ama halk parasızlıktan kırılıyor. Yani fakirlik çok ülkemizde.